Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bahar dalı oyasını çalışacağız. Açık kırmızı ve koyu kırmızıdan iplerimi söyleyeceğim ilk önce sizlere. Bu bükülmemiş suni ipeğin yeşil kısımlarını ve ortadaki kırmızı kısımlarını, koyu kırmızı kısımlarını buradaki örneğin hepsinde elde bükülmüş ipek kullandım ama şimdi yapacağım örnekte dış kısımlarını bükülmüş suni ipekle çalışacağım. Şimdi daha önce bir videomda ipeğin bükülmesini anlatmıştım. Şu şekilde. Şu. Tabii biz bunu uzun olarak yapıyoruz. Sonra esnetiyoruz. Bu şekilde bir büküm yapıyoruz. Yani şöyle. Evet, sara sara. Sonra esnetiyoruz. Çok uzun bir şekilde. Bunu ben bir videoda anlatmıştım daha önce. Oradan bulabilirsiniz. Bu şekilde bükerek kullanıyoruz bunları. Bu ipim de hazır. 3 katlı bükülmüş bir ip. Daha önceden vardı elimde. Şimdi bugün onu deneyeceğiz birlikte. İlk önce yeşil kısmımızı yapmaya başlayalım. Yeşil ipimizi alıyoruz. Büküldükten sonra şöyle düz bir görüntüsü oluyor bu ipimizin. Bir tane ilk başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Biraz büyükçe bir ilmek yapıyoruz. Sonra ikisinin içine birden batarak geriye doğru geliyoruz. Diğer düğüme kadar çektiriyoruz ipimizi. Bunun içine iki tane zürafa yapıyoruz. Bir ve iki. Şimdi gözleme yapıyoruz. İpimizi geriye getiriyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. Yana geçiyoruz. Orayı bir daha batıyoruz. 3 tane ilmek oluşturuyoruz. Şimdi tekrar geriye geliyoruz. Şimdi kenarlardan arttırarak 4 tane ilmek oluşturacağım. 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane ilmeğimizi oluşturdum. En baştaki ilmeğin pipirik olarak bırakacağım. Buraya yine arttırarak pipirik oluşturacağım. Aynı yere bir daha batarak bu şekilde. 2 tane ilmeğimi yapacağım. 1 2 Sonra tekrar bu baştaki ilmeğimize geleceğiz. Pipiriğe batmıyoruz. Pipirik yapıyoruz. Bir ilmek yapıyoruz. Geri geliyoruz. En son ilmeğimizin içine. Pipirik yaparak bitiriyoruz. Evet. Bu şekilde bitiriyoruz yaprağımızı. İpimizi uzatarak aşağıya iniyoruz. Kesmiyoruz. Şimdi buraya bir tane ilmeğimizi yapıyoruz. İçine geriye geliyoruz. Bir tane ilmek yapıyoruz buraya sola çekerek. Tekrar bu ilmeğin içine geriye geliyoruz. Yeni oluşturduğumuz ilmeğin içine aynı yere bir daha batıp bir içine bir zincirimizden dal oluşturuyoruz. Sonra aşağı inip bitiriyoruz. Evet, yanıma makas almamışım. Dursun burada. Şimdi kırmızı ipimizi alıyoruz. Evet. Yerleştiriyoruz. En sondaki ilmeğimizin içine
5 tane ilmek yapıyoruz. Zürafa yapıyoruz. 1 2 3 Pardon, 6 tane yapacağım. 6 tane yaprağım vardı. 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane zürafamı yaptım buraya. Döndürüyorum şöyle. Yuvarlıyorum yani. İlk baştaki ilmeğim içine batarak üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde. Hepsine birer kere batıyorum. Biraz büyük oldu bu. İki sıra hepsine birer kere batacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar, abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansımı arttırayım. Sizler de paylaşmış olduğum videolara bir an önce ulaşma şansınızı elde edersiniz. Böyle bir dostluk, arkadaşlık kurmuş oluruz. Ki umarım inşallah bu dostluğumuz uzun yıllar sürer. Ben size yararlı videolar yaparım. Siz de beğenirsiniz. Şimdi bu şekilde 6 ilmeğim var. Bir sıra daha dolanıyorum. Evet. İkinci sırayı da dolandım. Mecburen keseceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kırmızımızı iki sırada dolandıktan sonra kestik. En son bittiğimiz yere geliyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Daha önceki düğümüzün sağ tarafından bağlıyoruz. Evet. Hemen yandaki ilmeğe geçiyoruz. Şekilde ki daha sonraki sırayı daha düzgün çalışabilirim. Şimdi yandaki ilmeğin içine bir tane biraz çok az bir uzun ilmek çalışıyorum. Evet. Üzerine sola doğru, sağa doğru geliyorum ilmeğin üzerine batarak. Tekrar alttaki ilmeğin içine iniyorum. Sinek kanadı oluşturuyorum. Üçlü sinek kanadı yapacağım. Evet. Daha önce de söylediğim gibi bu kısmını bükülmüş suni ipekle çalışıyorum. Evet. Bu şekilde üçlü sinek kanadı yapıyorum. Sonra yandaki ilmeğe geçerken köylü ilmekle geçiyorum. Çok çok minik. Sonra tekrar sinek kanadımı oluşturuyorum. Bir ilmeğimi yaptım. Üstüne geliyorum. Sonra tekrar aşağıya iniyorum. İkinci kez yukarıya çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Üçüncü kez çıkıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve yan tarafa kör ilmekle geçiyorum. Altı tane deliğimiz var. Altısına da aynı yapraklardan çalışıyoruz arkadaşlar.
Burada görmüş olduğunuz gibi bahar dalı çiçeklerimizi oluşturuyoruz. Ben bunu gözlük zincirine çalıştım. Siz istediğiniz yere çalışabilirsiniz arkadaşlar.